Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi. Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Bugün size satın alırken baya bir kararsız kaldığınız C parfüm çeşitlerinden bahsedeceğim. Kararsız kalmakta oldukça haklısınız. Çünkü C'nin ara üretimlerinde saydığımda yaklaşık 25 çeşidinin olduğunu görüyorum. Yani bu baya bir büyük bir kararsızlığa sebebiyet verebiliyor. Ben tabii ki bu videoda 25 çeşidinden ayrı ayrı bahsetmeyeceğim. Çünkü... 25 çeşit derken aslında total olarak hesapladığım şeyde bazıları sınırlı sayıda üretim olarak piyasaya geldi. Bazısı işte yılbaşı koleksiyonuyla beraber geldi. Satıştan kaldırıldı. Zaten koku olarak da hani bu dördüne çok etrafında dönen parfümlerdi. O yüzden benim baz aldığım şey kokunun ana özünü oluşturan dört tane parfüm belirlemekti. Hani bunu seçmekte oldukça kolaydı aslında. Zaten hani satın alırken de en çok bu e 4 arasında gidip gelmeler oluyordu. O yüzden size bu dört tane C parfüm çeşidinden bahsedeceğim. E şöyle C'nin bir hikayesi var aslında. C parfümün içeriğinin çıkış noktasının bir hikayesi var. Ben hikayesi olan parfümlere gerçekten çok bayılıyorum. E çünkü kokladığım zaman benim için çok daha anlamlı ve değerli oluyor. Kokladığım şey sanki içini doldurmuş oluyor e ve kokladığım zaman beni o anılara, o hikayelere götürdüğünü düşünüyorum açıkçası. C de bu şekilde özel bir parfüm olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben video detaylarına ve anlatıma geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Düzenli olarak video atmaya çalışıyorum bu kanala. Parfümler üzerine pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri parfümler hakkında bir video muhakkak gelmiş oluyor. Bu videoda da dediğim gibi C'den bahsedeceğiz. Öncelikle C parfümün içeriğine baktığımda bu 25 tane parfüm içinde ortak olan bir içerik var. Ya üzüm yaprağı var, ya farklı mevsimde toplanmış olan üzümler var. Bir şekilde üzümün etrafında dönen koku aurası mevcut. E neden peki hani üzüme bu kadar fazla değer vermiş Giorgio Armani markası? Neden üzüm etrafında bu kadar çeşitli dönen kokular tasarlamış peki? E bunun aslında hem İtalyanlar için değeri olmasından kaynaklı, hem de mitolojik olarak e, anlamı olmasından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Dedim ya hikayesi olan parfümleri kokuları ben gerçekten çok seviyorum. Birçok marka aynı şeyi kullanıyor parfüm üretirken, tasarlarken. Ee, özellikle Fransız markalarında gördüğümüz şey Fransa'nın lavanta tarlaları meşhurdur ve lavanta içerikli olan parfümlerde bunu gerçekten baskılayarak ön plana çıkartarak büyük bir PR çalışmasıyla ile bizleri tanıtıyorlar. İtalyanlar da aynı şekilde üzüm içerikli olanları çok fazla kullanıyorlar. Neroli içerikli olanları özellikle işte bergamot, limon, portakal tarzı içerikli olanları çok fazla kullanıyorlar. E de aynı şekilde üzüm baz alınmış. Yer yer neroli, limon ve portakal içerikli olanlar da var ama esas ana madde üzüm etrafında dönen kokular olduğunu söyleyebilirim. Bu gerçekten çok hoş bir şey. Bu çok ulusalcı bir tavır aslında bir marka için. Bizim de var mesela aynı şekilde üretim yapan firmalarımız, koku firmalarımız, parfüm firmalarımız. Onlarda ben mesela hiç böyle bir şey görmüyorum. Hani direkt olarak isim versem mi bilmiyorum bu videoda ama bence vermeyeyim çünkü sonuçta bu benim kendi görüşüm kendi hani o koku o parfümler hakkındaki fikirlerime dayanarak çıkarttığım bir şey. Ee, bana mesela çok fazla soruyorlar nişanlının parfümlerini. Ee, onun da parfümleri bayağı bir fiyatlı Türk e, üretici olan bir parfüm firmasının ürünleri. Ben mesela kokularını kokladığımda çok bana hani orijinal hissiyatlar sağlamıyor. öyle olunca da o kokladığım şeyin içi tamamen boşmuş gibi geliyor bana. Çünkü ben kokladığım parfüm diyorum ki aa bu Aventus'a benziyor diyorum. Aventus'ta aynı kokuyor diyorum. Bir diğerine kokluyorum. Aa diyorum bakarat rujun aynı kokusu diyorum. Yani bu böyle olmamalı. Gerçekten eğer bir parfüm üretiliyorsa bir hani parfüm tasarımı ortaya konuluyorsa bakın ne kadar güzel adamlar hani kendi lavanta tarlaları var. Onları ön plana çıkartıyorlar. Parfümlerinde gerçekten bir hikaye yaratarak bunu insanlara pazarlıyorlar. Çünkü burada aslında hani pazarlanan şey evet o koku ama o kokuyla beraber onun hikayesi de gerçekten çok önemli. Beni etkilemeli ki benim kafamda bir şeyler canlandırmalı o o koku, o parfüm onu kokladığım zaman. Böyle olmadığı zaman hiçbir değeri kalmıyor. Sanki tamamen ticari amaçla yapılan bir şeymiş gibi kalıyor. Yani ben Görüyorum yabancı bloklarda da mesela Jeremy'nin 1.5 milyon abonesi var. Belki hani bir PR çalışmasıyla gönderildi. Belki hani eline tesadüfen geçti. Bilemiyorum ama o bile mesela hani parfüm almış eline e, nişanlının bir tane serisini Hani adam kıyaslama yapıyor diyor ki hani bu Aventus'un uygun fiyatlı muadil diyor. Yani böyle bir şey yapmaya ne gerek var ki? İlla ki ben zaten Aventus'un kokusunu almak istiyorsam o parfümden üzerine 3 kuruş daha fazla para verir. Zaten gider Aventus'un kendisini alırım. Yani neden sana o kadar fazla para vereyim? Ki nişaninde parfümleri açıkçası bin küsür lira civarında 800 ile 1000 lira arasında değişiyor. O yüzden hani böyle olunca da dediğim gibi bana hani çok ticari amaçla yapılan bir şeymiş gibi geliyor. Ee, çok samimi gelmiyor hani. Türk kültüründe de yeri önemli olan e, mesela bizim Isparta'nın gülleri var. Onu ön plana çıkartsana. Hani Türk gülü çok meşhurdur. Bunu hani yabancı markalar bile, yabancı firmalar bile çok fazla kullanıyorlar. Hani adamlar bile biliyorlarken Türk gülünün ne kadar fazla değerli olduğunu bunu söylemekten çekinmiyor. İlla gelsin hani bir Chanel mi bizim adımıza bir PR çalışması yapacak? Türk firması, Türk markası çıkartıyorsan hani bu tarz şeyleri bence vurgulamanız lazım diye düşünüyorum. Yoksa diğer türlü piyasada zaten var olan bir parfümün kokusunu taklit edeceksen, özgün olmayacaksan o zaman Hani bu şekilde bir marka çıkartmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O zaman git hani muadil parfüm üreticisiyim de muadil parfümler tasarlıyorum de hani o daha yerinde olur en azından. Hani bu şekilde bir şey yapmaktansa bence o yüzden dediğim gibi bana çok samimi gelmiyor. Ee, kendi adıma çok da destek verdiğim bir şey de değil açıkçası. Neyse bu birazcık hani markayı gömmek gibi mi oldu bilmiyorum ama bunlar dediğim gibi tamamen hani kendi düşüncelerim hani çok da varyansın ettiğim bir şeydi açıkçası. Çünkü global pazarda da ee, hani tabii ki de döviz kurlarını karşılaştırma yaptığımızda da hani TL bazında hani 1000 lira bir e, yabancı birisi için çok fazla bir para gibi gelmeyebilir. Hani bizim için mesela her ay bir parfüm kullanan bir insan için, ayda bir şişe bitiren bir insan için bin lira her ay bütçesi için hani çok büyük bir rakam diye düşünüyorum. O yüzden onlar bunu hani dupe, muadil, hani uygun fiyatlı muadil olarak satın alıyorlar. Yani özel bir parfüm olarak görmüyorlar. O şekilde satın almıyorlar. Hani bence e, düzgün bir imaj oluşturmadığını düşünüyorum. Ama Armani C parfümüne gelirsek tabii ki de imaj muhteşem. Gerçekten hani harika caka satan bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. E, mitolojideki bir hikayeye dayanarak aslında üzüm yaprağı ve üzüm içeriğini ön plana çıkartarak üretilen parfüm serileri olduğunu söyleyebilirim. E, tamamen farklı bir perspektifle düşünmeye çalışalım lütfen. Çünkü hani Türk kültüründe de inanış hikaye bu şekilde mi ilerliyor hiç bilmiyorum. Çünkü kültürlere ve toplumlara göre özellikle dini karakterlerin ve kurgularının ne kadar farklı çeşitli olabildiğini biliyorum. E, mesela Nuh peygamberle alakalı ben yabancı bir film izlemiştim. Onda hani e, Türk kültüründe anlatılan kurgudan çok daha hani farklı bir şekilde bir anlatım söz konusuydu. O yüzden hani farklı inanış şekillerinde hikayelerin kurguların olduğunu biliyorum. E, bu hikayeyi anlatırken de lütfen İtalyanların açısından düşünülerek değerlendirmeye çalışalım. Hani e, Türklerde inanış bu şekilde diye iddia etmiyorum. Bu şekilde mi onu da hiç bilmiyorum dediğim gibi. Sadece hani bu parfümde ve markanın e, bağlantılı olduğu kısımla ilgili olan şeyi size anlatmaya çalışıyorum. Lütfen hani burada beni asla yanlış anlamayın onların inanışına göre mitolojik karakter ve kurgularına göre deniliyor ki Nuh peygamberin gemisi karaya ilk vurduğunda hayvanlar işte gemiden karaya yayılıyorlar işte yiyecek bulmaya çalışıyorlar etrafta falan sonra keçilerden bir tanesi Gemiye geri döndüğünde Nuh peygamber fark ediyor ki işte böyle yalpalıyor sağa sola çarpmaya falan başlıyor. Sonrasında hayvanı buluyor ki Nuh peygamber keçi aslında bir asma yapraklarına işte üzümlere falan dadanmış. Ve hani bu kadar fazla asma yapraklarından ve üzümlerinden beslendiği için birazcık hani deyim yerindeyse sarhoş olmuş. O yüzden hani bu kadar fazla yalpalıyor. Ve bu şekilde Nuh peygamber ilk üzüm şarabını keşfettiği söyleniliyor. Ve daha sonrasında Nuh peygamber bu üzüm şarabından içerek kendisi hani keyifleniyor, gülümsüyor, mutlu oluyor, neşeleniyor falan. Hikaye kurguya göre de bunu gören şeytan da Nuh hani bu kadar fazla neşeli ve mutlu olmasından hoşlanmadığı için asma yapraklarını yakıcı bir alev ile beraber kurutuyor. Bu şekilde anlatılıyor onların inanışlarına göre. Dediğim gibi bilmiyorum hani hikaye farklı bölgelerde farklılık gösteriyor olabilir. E belki böyledir veya değildir. Dediğim gibi hiçbir fikrim yok. E sadece onların açısından değerlendirmeye çalışıyorum. O yüzden asma yaprakları ve üzümler İtalyanlar için değerli diyebilirim size. Hatta geçmiş yıllarda da ilk bu asma yapraklarının açmaya başladığı zamanlarda ve işte üzümlerin ilk çıkmaya başladığı zamanlarda adaklar adanırmış. Şu anda da günümüzde sanırım daha böyle yerel olan daha küçük olan bölgelerde bir festival tadında hala kutlanmaya devam ediliyor bildiğim kadarıyla. Bu yüzden bu parfümün içerisinde de üzüm yaprağı, asma yapraklarının kokusu üzerine dönen kokuların üretimi söz konusu diyebilirim size. Bu yönde bir koku çeşitliliği mevcut. Ve gelelim Armani parfümlerimizin serisine. İlk olarak Klasik Sea parfümünden bahsetmek istiyorum size. Klasik Sea parfümü son derece oryantal bir kokuya sahip olduğunu söyleyebilirim. Kalıcılığından gerçekten çok memnun kalabileceğiniz bir parfüm. Belki 10 saat 12 saat kadar dayanıklı olan bir parfüm. Çünkü alt notaları da gerçekten çok baskın içeriklere sahip. Birazdan da söyleyeceğim. Aynı zamanda sentetik içeriklerde içeren bir parfüm olmasından kaynaklı. Bunun bayağı bir faydasını görüyor. Klasik Armani C başlangıç notalarında elbette ki üzüm yaprağı var. Orta ve geçiş notalarında gül ve freze çiçeklerini görüyoruz ama benim size hep bahsettiğim bir şey var. Burada hani gül ve frezeye çok fazla takılmayın çünkü parfümün genelinde çok hissedebileceğiniz bir çiçek havası kesinlikle yok. Hani diyorum ya size parfümün içeriği vardır bir de bu içeriklerin hepsinin birleştirdiği bir koku aurası var. Bize yansıttığı bir kokunun karakteri vardır diye. Çünkü ben zannetmiyorum ki birçok insan koku ve burun konusunu kendisini çok fazla eğitmediği için o yüzden bu parfümün içeriğini tek tek inanın bana seçemez. Yani burada hepsinin birleştirdiği koku karakterinin bize yansıttığı şey gerçekten çok önemli. İkisi tamamen bambaşka bir şeyler olabiliyor. Bazen diyorum size bazı parfümlerde bu durum söz konusu. Bazı parfümlerin kokusu vardır mesela. Yani bir şeye benzetirsin onu. O sana bir şey çağrıştırır kokladığın zaman. İlla bu bir malzeme bir madde olmak zorunda değil. Yani ruj kokulu olan parfümler de var. İçerisinde bu parfümün ruj mu var zannediyorsunuz? Tabii ki de öyle bir şey yok. Ama nasıl ruj cisminin kokusunu andırıyor size değil mi? Çağrıştırıyor. Bu aynı şekilde başka kokular için de geçerli. Yani bir parfüm içerisinde Hindistan cevizi olmayıp Hindistan cevizi gibi de kokabilir size. E, bu parfümün de genel havasında kesinlikle meyve çağrışımı yapıyor. Oriental meyve tarzında kokan bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Bitiş notalarında vanilya, paçuli ve ambroksan notaları var. Vanilya ve paçuli oldukça zaten bunların ikisi birbirini destekleyici ürünler olduğunu söyleyebilirim size. Özellikle hani bu vanilya ve şekerlenme konusunda. Ambroksan ise e, sentetik bir amber kokusu. Amber çağrışımı yapıyor. Burada hem kokunun kendisini destekliyor. Amber kokusuna dair bir katkısı olmuş. Çünkü bazen parfümlerin içerisinde ambroxan içeriği sadece hani etkisinden kaynaklı olarak kullanılır. Kokuyu değiştirmek adına kullanılmaz. Burada ise şöyle bir şey var. Hem kokuyu etki ediyor hem gerçekten amber çağrışımı yapıyor. Hem de gerçekten ambroxan etkisini hissediyorsunuz. Yani parfümün daha süper dayanıklı, çok daha hani uzun ömürlü olmasını, kalıcı olmasını ve afrodizyak etki sağlamasını aslında yararlı olduğunu söyleyebilirim size. Ama parfümümüzün genel kokusunda dediğim gibi bana daha çok böyle bir şeftali, bir kayısı ama böyle tatlı tatlı bir şeftali ve kayısı gibi. Hani o tarz bir şey çağrışan bir koku aurası olduğunu söyleyebilirim size. Armani C benim sevdiğim kokulardan birisi. Özellikle hani bu tarz oryantal kokuları gündelik hayatında kullanmaya alışkın biriyseniz bence hani yazında kullanabilirsiniz bu parfümü. Yaz kış gündüz kullanabilirsiniz hatta. Hani böyle imza kokusu diyorum ya size sürekli kullanılacak parfümler vardır. Armani C bu tarz olarak seçilebilecek parfümlerden bir tanesi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü biraz sonra söyleyeceğim serilerin içerisinde her zaman kullanılmayacak tarz olan parfümleri de mevcut. Armani C her zaman kullanabileceğiniz, her mevsim kullanabileceğiniz tarzda parfümlerden birisi. Tabii ki de bu kişinin zevklerine göre değişkenlik gösteriyor. Hani yazın Miracle kullanırım, kışın birazcık daha yoğun tonda bir şeyler kullanırım diyen birisi için yazın tabii ki de C kullanamaz. İkinci C parfüm çeşitimiz C Passione, tutkulu bir parfüm arkadaşlar. Bu biraz daha cazgır denilenlerin bir parfüm. İçerisinde o kadar yoğun ve hani karışık ekşimiş meyve notaları bulunduran bir parfüm ki hani mesela birisine hediyelik olarak seçiyor olsanız ben bu parfümü size asla önermezdim. Çünkü herkesin çok zevkine hitap etmeyen bir parfüm birazcık daha rafine zevkleri olan birisi için belki tercih edilebilir fazla iddialı bulduğum bir parfüm dediğim gibi içerisindeki yoğun meyve notaları bazısını Hani kokuyu kötü bir koku anlamında söylemiyorum ama hani mide bulandırıcı seviyeye gelebilir gerçekten çok yoğun şekilde hissediliyor çünkü birazcık daha böyle Yves Saint Laurent'in Mon Paris tadında kokulardan hoşlanıyorsanız eğer hani bu parfümde seversiniz. Hani o tarz bir yoğunlukta bir parfüm olduğunu söyleyin. Çünkü Mon Paris de öyle yoğun kırmızı meyveler, ahududular, çilekler içeren bir parfüm ve bunları paçuli ile tam anlamıyla vuran bir koku olduğunu söyleyebilirim. Parfümün başlangıç notalarında armut, greyfurt, bu sefer üzümün kendisi kullanılmış ve biber notalarıyla başlangıç yapıyor. Yani hem meyveli hem böyle baharat gibi birazcık böyle ısıran tarzda bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Orta ve geçiş notalarında ise gül, yasemin ve ananas notaları mevcut. Yasemin zaten hani kokladığınızda size birazcık böyle sanki o e, mülklerin el yanındaki o baskın bir hani hissedersiniz ya Yasemin'in zambak tarzında bir e, geçiş söz konusu o denli ağır şekilde kullanıldığını söyleyebilirim. Hani burada birazcık daha hafif tonlarda ve hani masum bir Yasemin çağrışımı yapılmasın size lütfen. Ne söylüyorum? Hani zevkler ve renkler elbette tartışılmaz. Koku kötü anlamında demiyorum ama bana birazcık böyle hani meyveli ucuz şaraplar var ya o tarz bir kokuyu daha çok çağrışım yapıyor açıkçası. Yani bu parfüm çok böyle hani piyasa kokularından gibi geliyor. Bana hani hemen her yerde bulabileceğim çok ağır yoğun satılan meyve kokularından ucuz meyve kokularından birisiymiş gibi geliyor açıkçası. Herkesin hani genel beğenisine uygun bir parfüm olduğunu kesinlikle düşünmüyorum hani kör Satın alma zaten kesinlikle yapılamayacak bir parfüm mutlaka deneyip almanızı tavsiye edebileceğim tarzı olan bir parfüm 3. C parfüm C Fiori Yani çiçek karışımı birazcık daha masum daha genç diye nitelendirdiğim bir parfüm Daha kendinebilir daha ölçülü belki de hani Daha kaliteli ve daha klas diye isimlendirebileceğim bir parfüm Bu parfüm mesela çok güzel bir uygun kör satın alma olabilirdi. Birisine hediye alabileceksem eğer hani C serisinden bir parfüm bakıyorsam da kesinlikle C Fiore'yi tercih ederdim diye düşünüyorum. Çünkü bu parfüm sanki daha herkesin genel beğenisine hitap ediyor. Daha kremsi bitişler sağladığı için çok daha masum bir hava sezdiriyor açıkçası bana. Parfümümüz başlangıç notalarında siyah üzüm ve mandalina ile beraber son derece meyvemsi bir açılış sağlıyor. Orta ve geçiş notalarında ise neroli ile beraber son derece sitrik bir çağrışım yapıyor. Gül ve meşe yosunu içeren bir parfüm. Bitiş notalarında da vanilya ve beyaz misk notalarını içeren bir parfüm. Zaten miskin olduğu yerde bitişinde son derece kremsileşme ve pudralaşma söz konusudur. Bu parfümün içerisinde de aynı bunu bu şekilde yansıttığını söyleyebilirim size. Gül çağrışımını net şekilde alabileceğiniz bir parfüm bu parfümü yani daha çok böyle e, narsiko tarzında parfümlerden, kokulardan hoşlanıyorum diyen birisi için ideal den bir parfüm. Hani daha böyle şey dolardan falan seviyorsanız eğer, eh C Fiore serisi de aynı bu tarz parfümlerin kankisi diyebilirim. Ve son C parfümüm C Intense serisi arkadaşlar. Bu parfüm gerçekten çok güçlü kokuyor. Ben de güçlü kokuları çok severim. Hani bu parfümün tarzı sanki bana daha çok hitap ediyormuş gibi geliyor ama isim açısından düşündüğümde de çok ekonomik bir parfüm olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü daha çok sadece kış aylarında tercih edilebilir bir parfümmüş gibi geliyor bana. Hani ben bu parfümü nerede kullanırdım? Mesela 5 yıldızlı bir otelin rufunda verilen bir kokteyle giderken bir davette ben bu parfümü kullanırdım ve hani yanından geçtiğim kişilerde de bir etki mutlaka bırakırdım diye düşünüyorum e, asansörle o ruf katına çıkmışsam eğer asansörde o parfümün kokusunun etkisini bırakırdım doldururdum diye düşünüyorum. Hani bu tarz daha hani gece ve klas esintiler taşıyan bir parfüm olduğunu söyleyebilirim size. Etrafımdaki kişiler parfüm birazcık daha böyle hissetsin. işte kokum onlara iyice sokulsun istiyorsam eğer bu parfümü kesinlikle kullanırdım diye düşünüyorum. Hani ben Ağır, yoğun ve ben buradayım diye iddialı kokuları seven birisi olduğum için söylüyorum. Bu parfümü ben kullanmayı tercih ederdim. Ama sadece kışın kullanırdım dediğim gibi. Yazın kullanmazdım çünkü çok fazla yorucu ve boğucu gelebilirdi. Bana bile gerçekten çok yorucu gelirdi. O yüzden size de tavsiye etmem. Kış aylarında kullanmanızı öneririm. Gerçekten uzun ömürlü olan bir parfüm. C klasik serisiyle aslında bazı noktalarda birleşen bir parfüm ama... Dediğim gibi hani C'nin klasik olan seviyesini belki yazın da kullanırsın. Az oranda kullanırsın ama illaki bir şekilde kullanırsın. Hani bunun hiçbir şekilde gideri olmadığını söyleyebilirim. E zaten parfümlerin intens serileri daha yoğun demek yani ya Klasik serilerinin hani birkaç tık daha ötesinde olduğunu söyleyebilirim. C intense ise hani 5 adım daha tık ötede bir koku taşıdığını söyleyebilirim size. O yüzden hani güçlü etkili tarzda olan bir parfüm. Hani şöyle bir dönsünler diyorsanız eğer bu parfüme size mutlaka dönerler diye düşünüyorum. Parfümün hemen içeriğinden bahsetmek istiyorum size. Parfümümüzün açılış notalarında üzüm, üzüm yaprağı, mandalina, bergamot ve frezya çiçeği bulunuyor. E aslında başlangıcı evet oldukça hafif gibi görünse de aslında burada üzüm yaprağının da acı bir etkisi olduğu hani gözden kaçmamalı diye düşünüyorum. Üzüm her ne kadar birazcık böyle tatlı gibi kalsa da üzüm yaprağı birazcık böyle ekşimsi, acımsı bir e, koku ve tat verecektir mutlaka parfüme. Parfümle hemen zaten orta notalarına baktığında bu acımsılığı bir tık öteye taşıyan bir içerik görüyorum. Ondan da bahsedeceğim size. Parfümümüzün orta notalarında gül, neroli ile yine sitrik esintiler taşıyan bir de içerisinde pelinotu bulunuyor. Pelinotu belki bazılarınıza tanıdık gelmiştir. Özellikle de şu an şu yaşadığımız pandemi sürecinden kaynaklı. E çünkü bir aralar herkes işte bu ottan falan arıyordu. Bir e, koronavirüs için geliştirilen bir ilaç içerisinde bu pelinotu vardı. Ve hani bunun koronaya iyi geldiği falan söylenmeye başlanmıştı. O yüzden herkes bundan arar hale gelmişti. Belki hani gazetelerde falan denk gelmiştir size. Acımsı tarzda kokan bir parfümdür. Yani pelinotu içerikli olan bir parfümde bir pudra kokusunda, bir mis kokusunda bile bunu eklediğiniz zaman o parfümü bile hani gerçekten kalıcılığını çok arttıran bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu parfümün içerisinde de hani e, soru işareti koyulması gereken bir içerikti. Bir ki de burada parfüme çok büyük bir etkisi olduğunu görebiliyoruz. Parfümün yoğunluğu konusunda gerekse de parfümün kalıcılığı konusunda büyük bir etkisi olduğunu söyleyebilirim size. Ve bütün bunları taşlandıran baz notaları. Vanilya, patchouli ikilisi yine. Bir de tabii ki de ambroxan, sentetik amber içeriğimiz. Az önce de söylediğim gibi Ambroxan burada da klasik olan serisinde de olduğu gibi hem amber kokusunu yansıtmak için hem afrodizyak etki vermesi için hem de parfümü çok daha uzun süre kalıcı ve dayanıklı olmasını sağlamak için kullanılan bir içerik. Ee, burada da bu parfümün hani kalıcılığı konusunda da size 12 saate kadar dayanan bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Zaten etrafınıza kişileri de dönüp baktıran bir parfümse hani kesinlikle o parfümün uzun ömründen şüphe duymamanız gerektiğini düşünüyorum. Benim sihir parfümle alakalı söylemek istediklerim bunlardı. Başka ekleyebileceğim bir şey yok düşündüğüm kadarıyla. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir sonraki parfüm videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.